Merhaba arkadaşlar. Sizden gelen soruların çözümünde bir dinamik sorusu var. Bakın sorumuzda ne demiş? Sürtünmeli bir eğik düzlemde cisim en fazla F kuvvetiyle dengeleniyor. Buna göre bir işlemlerinden hangileri yapılırsa cismin dengesini bozmamak için F kuvvetini de artırmak gerekir. Şimdi bakın şöyle bir eğik düzlemimiz var arkadaşlar. Eğik düzlemin açısı teta olsun. Peki eğik düzlem üzerinde M kütleli bir cisim var. Peki bu cismi aşağıya doğru çeken bir kuvvet vardı. Bu nedir? Mg sin alfadır. Peki bu cismin hareket yönü aşağı doğru ise hareket yönüne zıt bir sürtünme kuvveti olacaktır. Peki sürtünme kuvvetinin büyüklüğü kime eşittir? Kmg çarpı kosinüs alfa. Alfa olsun çünkü alfaya alıştık. Peki bir de bu aşağıya doğru gidiyor bakın. Hareket yönü aşağıya doğru ise bunun aşağı gitmesini engellemek için ters yönde bir F kuvveti gerekiyormuş. Ve en fazla F kuvvetiyle dengelenebiliyormuş. De o halde ben ne yazabilirim burada? F artı bakın KMG çarpı kosinüs alfa kime eşittir? MG çarpı sinüs alfaya. Dengemiz böyledir arkadaşlar. Şimdi buna göre bir eğik düzlemin eğim açısını azaltmak. Peki eğik düzlemin eğim açısıyla oynadığım zaman ne oluyor bakın? Sinüs 0 0 demektir. Peki sinüs 90 nedir? 1'dir. Peki kosinüs 0 1'dir. Kosinüs 90 nedir? 0'dır. Peki biz eğim açısını azalttığımız zaman buradaki sinüs değeri de azalıyor. Peki biz burada mg'ler ile oynamıyoruz. Buradaki alfa açısı azalırsa Sinüsleri de ne yapar? Azalır. Peki kosinüs buna göre bir tavır alıyordu ya hani sürtünme kuvveti. Pardon kosinüs değil sürtünme kuvveti. Buna göre tavır aldığına göre bizim ev kuvvetimiz de bu durumda ne yapması lazım? Azalması lazım. Ama bu artacak diyor. Demek ki birinci öncül olmazmış. İkinciye baktık. İkincide diyor ki bakın düzlemin yüzeyini yağlamak. Peki düzlemin yüzeyini yağladığımız zaman burayı birinci öncül için açıklayalım. İkinci öncülümüzde ne oluyor bakın f artı kmg çarpı kosinüs alfa kime eşit mg çarpı sinüs alfaya peki biz ne yaptık şuradaki k'yı azalttık bakın burası ne kaldı sabit kaldı ben bunu azaltırsam buradaki ifade komple azalır peki bu durumda f kuvveti ne yapar artar demek ki ikinci öncü olurmuş arkadaşlar üçüncüsü İlk düzlemin eğim açısını artırmak bakın. Eğim açısıyla nasıl oynayacağız? Onu yine şurada bir bakalım. Üçüncü öncülü buna bakalım. Eğim açısı arttığı zaman sinüs alfa artacak bakın. Alfa arttı sinüs de arttı. E burası sabitse burası komple ne yaptı? Arttı. Tam tersi buradaki kosinüs azaldığı için sürtünme kuvveti ne yaptı? Azaldı. Peki dengeye getirmek için F'i ne yapmamız lazım arkadaşlar? Artırmamız gerekir. O zaman düzlemin eğim açısını artırmak da olur. O halde doğru cevabımız D seçeneği olur.